Böylelikle devam ediyoruz. Organik adına aradığınız her şeyi rahatlıkla burada bulabileceksiniz. Burada yine Bitlis'imize ait olmayan bir tezgah mı? Bitlisli yok burada. Bitlis'in ürünlerini satmaya çalışıyorlar değil. Hoş geldiniz. Adı Cevaz'ı burada. Allah razı olsun. Adı Cevaz'da bu ürünler yok ki abi ya. Var mı Adı Cevaz'da bu ürünler? Yani sizi tanıyalım abi. Nerelisiniz? Urfa'nın neresinden? Abi benim hoş geldiniz. Her şeyden önce Gönüller Köprüsü olup da bizi yani İzmir ve Türkiye kamuoyuyla tanıştırdığınızdan dolayı ben Bitlis TV ailesine teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Bir ara reklam veriyorum. Ben hemen müşterime dönüp size döneceğim. Tabii ki biz de sizin müşterinizle mikrofonu uzatacağız. Sizi tanıyalım. Nerelisiniz? Nereden geldiniz? Ben Ağrı Patnosluyum ama fiilen Adı Cevazlıyım. Fadi hemşehrinizim. Amcam benim 3 kilosu 60 lira yapar. Ama yarım kilo onlara 3 kilo. Burada Adı Cevaz'a ait olmayan birçok ürün var. Şimdi sevgili kardeşim Adı Cevazımıza ait, evet. Kastamonu mu? Kastamonu sarımsağı, evet. Bitlis'e ait, yani Adı Cevaz'a özgü buğdayımız var. Mısırımız var. Ayağınıza vereceğiz sağlık amcam, Allah bereket versin. Ondan sonra Supandan eteğinde biliyorsunuz ada çayımız var. Nezleye, gribe, balgam söktürmeye. Supan Dağı'nın eteğinde inanın yani ot yeşermiyor desem yeridir. Ne demek olsun yeridir? Siz hangi köydensiniz? Ben Supan Dağı'nın tepesine kadar da tırmandım. Ben sen Aşara köyünü biliyor musun? Efendim? Şimdi Supan Dağı derken sadece Bitlis'e özgü değil. Ağrı Patnos'u bilmiyorsunuz herhalde. Bilmiyorum, Patnos'u da bilmiyorum. Tamam, size ait olan dağda hiçbir şey yok ama Patnos'a özgü bölümünde şifalı ota dair ne istersen var. Bu da bize yetiyor. Var mı kuzeyde? Kuzey bölgesinde. Olmaz mı abim benim? İyi güzel. Hayırlı satışlar, bol kazançlar diliyoruz. Sağlık diyorum. Sağ olun. Sağ olun. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Sağ olun. Böylelikle devam ediyoruz. Statlara değineceğiz de çok tatlı bir misafirimiz var. Merhabalar. Çubuk kreker Bitlis'e ait değil. Adın ne? Tanıyalım seni. Adın ne? Annesi adı ne? Defne. Defne nereli? İzmirli mi? Ay, Ankaralıyım ama Defne evet İzmirli. Duydunuz Bitlis tanıtım günleri olacak. Gidip bir ziyaret edelim dediniz değil mi? Evet, komşum Bitlis'le şu an o geziyor. Komşunuzdan memnun musunuz? Evet memnunum. Memnun olmamış olsanız zaten beraber eşlik etmezdiniz değil mi? Aynen. Nasıl buldunuz bizleri, insanlarımızı, damak tatlarımızı, yani yöresel ürünlerimizi? Her şey çok güzel yani. Ballarını falan çok tatlı. 5 üzerinden 5 mi? Evet. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Değerli izleyenler görüyorsunuz. Kiralar yüksek olduğu için standların birçoğu zaten boş. Burada esnaflar iddia ediyor. Birçok dışarıdan gelen esnaflara uygun şekilde stand verildiğinden dolayı Bitlisli esnafımıza yüksek fiyat sunulduğundan dolayı Bitlisli esnafımız yeterince yer edinememiş diye duyduk esnaflarımızdan. Devam ediyoruz şimdi. Burada da yine Hizanlı bir balcımızla beraberiz. Hizan Nur Ballı standında. Merhabalar, kolay gelsin. Merhabalar. Sizi tanıyalım. Şükrullah Yıldız. Şükrullah abi, sen Hizan'ın neresindensin? Hizan Ballıköy, Giran. Kürtçe ismi Giran. Kürtçe ismi Ballıköy'ünden. Aynen. Abimizi yakından tanıyoruz. Bizim yerli esnafımızdır. Aynen. Yerli organik ürünler satıyor. Yani gönül rahatlığıyla burada ticaret yapabilirsiniz. Ama buraya geldiğiniz zaman özellikle tekrarlıyorum, dikkat edin. Birden fazla Bitlis ismini kullanıp sahte ürün satmaya çalışan esnaflar var. Lütfen dikkat edin, Bitlis'in zaten yüzüne, gözlerine baktığınız zaman hemen tanıyacaksınız. Bol kazançlar, hayırlı işler diliyoruz. Sağ olun, teşekkür ederim. Balımız var değil mi? Süzme bal, petek balımız var. Başka neler getirdik? Fındık. Fındık, evet. Bir de toprak elması var. Öyle toprağıyla yıkanmadan yenildiği zaman çok böyle şifalıdır dedikleri toprakla birebir haşirleşir olan elmamız var. Burada buyurun. Bitlisimize ait olmayan bal, olmayan zeytin, olmayan süt ürünleri gibi ve birçok koskocaman büyük bir stand. Nereliymiş? Dün yapmış olduğumuz programdan sonra buradaki isimlerin tümünü kaldırmışlar. Aynen.
değiller. Burada Karadeniz Anzer yayla ürünleri deniliyor. Bitlis tanıtım günlerinde Karadeniz yayla ürünlerin ne işi var diye illaki soruyorsunuz. İnanın onu bu işi organize edenlere sormak lazım. Bu işi yani düzenleyenlere sormak lazım. İspir fasulyesi,